Star Trek 3. sezon 10. bölüm The Defector ee, anlamı böyle vatan vadan aynı gibi bir anlam var vatanını satan ee, bu bölümde Romulan gemilerin aslında başını söyleyeyim başında holodeckte açılıyor holodeckte Data bir tiyatro oyunun içinde boyun Shakespeare'den 5. Henry Kral Henry oyunu orada işte oyun oynuyor Data sonra bir noktasında Picard girip işte yine orada güzel sözlerini falan söylüyor ve şey diyor yani e, Shakespeare onur ederek insanları anlaman okey hani o tiyatro oyunlarında insanları anlamaya çalışman okey ama kendi ektini bulmalısın diyor böyle biraz burada şey tadı çok aldım e, kendi ektini bulmalısın deyince Westworld'deki Hopkins'in tadını çok aldım. Ford da öyleydi ya kendi ektinizi bulmalısınız. Falan Çok çok tatlı. Ya Zaten bölümün başı da beni yakaladı direkt. Bu <laughs> benim beni çok sevdiğim bölüm baştan söyleyeyim. Şimdi dediğim güzel bir parça var ya onu sonradan... Picard neydi adamın gerçek ismi? Unutuyorum Picard'ı oynayan aktörün. Ee... İşte Picard çünkü. Neyse. Picard oynuyor ya oradaki askerlerden Patrick bir tanesi. Stewart. Hani. Patrick Stewart. Patrick Stewart oynuyor ya oradaki askerlerden bir tanesi evet. aslında falan diye böyle. Yani <laughs> abi de şey demiş oğlum biz de abi rapi oynuyoruz. Shakespeare aktörüyüz yazın bize bir rol de biz de oynayalım falan demiş belli ki. <laughs> Plastik makyajda çirkin asker yapmışlar onu da oynatmışlar. Ben de dedim oha Picard mı oynuyor bu rolü? Ben gelip tebrik edince anlıyorsun ki onlar hologram karakterlermiş öyle evet. biraz böyle. Keşke oynasaymış bu arada gerçekten de ilginç olabilirmiş yani. İşte hani onu pikard yapıyor gibi düşünmemişler herhalde. Hmm. Ama hoşuma gitti benim aktör ikinci bir rolde orada kenarda görmek. Ee, i̇şte bu Beşinci Henry de açıkçası Shakespeare'in yazdığı biraz baktım hani bu bölümü biz konuşmadan önce. Şeyden çok bahseden bir esermiş açıkçası ben de okumadım ama yani e, savaşın hani çift yönlülüğü yeri geldiğinde zalim olmak yeri geldiğinde anlaşmaya çalışmak yeri geldiğinde hmm. adam öldürmek yeri geldiğinde hani böyle savaşın Pis tarafını da savaşın işte bazen vatan için gerekli olmasın da aynı anda barındıran bir esermiş. Çok üzerine konuşulan bir esermiş bu bu açılardan. Ben de okumadığım için tek çok bir yorum yapamıyorum ama devam edecek hikaye belli ki o açılardan bağlamışlar savaşın çift taraflılığıyla alakalı. Evet hikaye zaten açılışı yapıyor zaten anlıyoruz belli ki okumasak bile dediğin gibi ve gemi, bir kovalamaca sahnesi başlıyor Picard hemen Riker deke çağırıyor. Görüyoruz ki bir Romulan gemisi bir başka Romulan scout küçük bir gemiyi kovalıyor. Böyle bir yalandan kaçıyor, kaçamıyor gibi şeyler oluyor. Bizimkiler ne oluyor lan falan derken scout e, kurtarıyorlar içinden de bir Romulan çıkıyor ve e, diyor ki ben işte e, kaçtım, şöyle oldu. Ben işte savaş başlayacak, size bilgi vereceğim. Beni dinleyin diyor. Ve sonra aslında bölümün devamında daha farklı bir yere gideceğiz. Oraya gelmeden önce tabii konuşacağımız şeyler var. Bu bölümde yine şu sıkıntı ben şeyi bekledim hemen. Yani Adamı aldılar. Sorgulayacaklar. Kim yok ortada? Troy yok yine. İlk başta sonradan geliyor. Lan oğlum ne? hemen çağırsanız da kadınız zaten. Hemen anlasanız da ne bileyim. Sen, sen bir yıldır o da teklidir abi. Evet. <laughs> <laughs> Troy'u neden söyle yazmışlar. Troy diziyi izliyor şimdi gelemez falan. Yani Çişi var Troy abi. Böyle bir, yani bir, Troy bir, hani o gemide sanki hani herkes federasyonu büyüyorsa ama Troy, Troy sivilmiş gibi bir hava var ama sivil değil aslında Troy da yani. Değil abi. Orada değil değil. Evet. Tabi bu arada olay Neutral Zone'da geçiyor yine. Romulanlar evet, Neutral Zone'a giriyor ama bir aksiyon yapmıyorlar. Nelvana 3'te bir sıkıntı olduğundan bahsediyor buradaki karakter. Ee, adını şimdi özellikle söylemiyorum. Sonradan da e, Picard ve Riker'ın ilk kullandığı konuşuyor oluyor. Yani bunlar buraya girdi. Neutral Zone'a. Bir şey yapmadılar. Acaba bizi mi çekmek istiyor? Zaten çok inanmıyorlar hani gelen adamın gerçekten bilgi vereceğini. Sonra işte da daha böyle mühendis kafasıyla kovalamacı izliyorlar. Orada daha da anlıyorlar ya o bilerek kaçmış falan hani e, bilerek vurmamışlar gibi böyle bilgileri çıkartıyorlar. İşler iyice karışıyor ama Troy hala yok. Onu bunu bırak. Bu bölüm çok güzel bölüm değil mi kardeşim? Çok iyi bölüm. Bu bölüm <laughs> bu bölüm var. <laughs> <laughs> bu bölüm kısmı <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm dur ama işte yavaş yavaş geleceğim. Ya ben bayağıdır bak 2 3 bölümdür hani beğen 8'de düştüm, 9'da oh dedim. 10'da böyle yes falan oldum. 11'de ya abi tamam falan diye gideceğim. 10'da 11'de çok iyi bölümler bu arada. 10 10 ya yani 10'da zaten bak hani ben böyle özlü söz falan sevmem. Böyle hani kimseye ait olmayan sözler her gün Twitter'da paylaşılır ya. Çok biliyorum onlara zaten. Ama buradaki sözler o kadar tatlı ki. Çünkü hep bağlamı var. Yani Holodeck'te işte Shakespeare oyunu oynanıyor. Oradan Picard bir yere bağlıyor. Öbür adam bir yere bağlıyor. Riker bir laflar ediyor falan. Her şey böyle büyük gibi gözüküyor ama değil aslında. Olayların akışını tamamlayan sözler yani. Çok iyi bir bölüm o yüzden. bayağı kritik bölüm aslında. Yani Hı. federasyon savaşın eşiğine geliyor. Burada yaşanan olay konusunda. Yani daha kapsamlı konuşalım. Hadi spoiler vermemeye çalışmamızın anlamı yok. İzlemiştir herhalde biz izleyen insan. İzlemediyseniz de izleyin. Efendim Meryem Amiral'miş işte o gelen adam. Evet. Yarın. Amiral olmasıyla beraber tabii e, Yarova abi elinde de bir sürü ekstra bilgiler var tabii ki amiralin iltica etmesi çok ciddi bir konu e, ve şey yani federasyon hemen Picard'a ulaşıyor. hacı diyor elindeki adam amiral yani ne yap et Hani bir şekilde ondan bilgi al evet. bir de güvenebilir miyiz onu da anla çünkü Romulanlar da yalan içine yalan yalan içine yalan koyabilen tipler yani çok dikkatli olmalıyız e, Picard bir diyor ki işte şu noktaya kadar yalan söylemişsin ben sana nasıl güveneceğim diyor. Bak kaçarken sana ateş etmemişler var demek ki bir numaran diyor. Adam diyor ben buraya gelmek için her şeyi sattım. Kızım çocuğum var arkada. Hani onları bıraktım orada. E niye bıraktın kardeşim çocuğunu mocuğunu? Sıkıldım artık yıkımdan kıyımdan. <laughs> Yeni savaş çıkaracaklar. Benim çocuğum da yaşayabilsin barış istiyorum falan diyor adam. Yani çok temel ve böyle. İnsani diyeceğim ama Romulan tabi insan değil de ne demek lazım? <laughs> Varlıksal bir temelden, e, bireysel bir temelden ölmesek yani. mi artık? Yani savaşmasak evet. mı? Ölmesek evet. mi? <laughs> ölmesek artık herhangi bir, bir sebeple geldiği için adam hem böyle çok iyi niyetli gözüküyor hem de açıkçası bizimkiler Romulandan iyi niyet beklemedikleri için bir türlü inanamıyorlar, güvenemiyorlar Elif'e falan. E, güzel bir bölüm, yani çok git bir bölüm. O şeyler falan senin dediğin çok güzel. Yani işte ilk önce gidiyorlar. Çatışmayı izliyorlar. Sonra adamın aldığı yaralara bakıyorlar. Evet ya. Çok Diyorlar iyi. gemisini araştıralım ama gemi patlıyor. Ulan teknolojiye de bakamadık. Çünkü cloaking teknolojisi var. Yani ee, bu arada cloaking teknolojisiyle alakalı ilginç bir bağlamım var. Tam bu dönem bu dizinin çekildiği dönemler Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaşta şeyin çok konuşulduğu dönemlermiş. Gizli uçak, gizli submarine stealth teknolojisinin aşırı hmm. konuşulduğu dönemlermiş. Yani bunu da şimdilerde Prime Video'da şey var. Americans diye bir tane dizi var. Onu izliyorum. Amerika içerisinde casusluk yapan bir soğuk savaş döneminde bir ailenin hikayesini anlatıyor. Güzel. Reagan yani. yönetimi böyle stealth teknolojisini geliştiriyor. Ruslar iki sezondur stealth teknolojisini çalmaya çalışıyorlar böyle. Stealth teknoloji falan diye böyle konuşuyorlar <laughs> kendi aralarında falan. Aslında burada biraz hani bu dönemde bu kadar e, Romulanların cloaking teknolojisinin fark yaratması Klingonlarda da var ama Klingon da federasyona vermiyor mesela dikkat et o teknolojiyi o da kendinde tutuyor sürekli. Vermiyor teknoloji. aynen. E, o muhabbetlerin de bu kadar bu diziye entegre edilmesi bir çıta Yani görünmez uçak görünmez denizaltı çok gündemde olan bir konu o dönem aslında. E... Şey vardır onu bilir misin o muhabbet gerçi komplo muydu gerçek miydi çok hatırlamıyorum ama Rusya'da bir e, bölgede tamamen Amerikan tarzı bir yaşamın oluşturulup Americans'taki tarz işte ajanların orada yetiştirildiği söylenir. Bayağı böyle orada Amerikalı gibi çocukluktan itibaren büyütüp yetiştirip salıyorlar. <laughs> çok acayip kafalar yani. İşte Amerika onu işliyor bu arada. Ee, çok güzel dizi bu arada. İzlemediysen tavsiye, İzleyeceğim, ederim. Evet, evet. tavsiye ederim. İzleyeceğim onu. Ee, çok yanlış kaçırmışım ben. Neyse ki 6 sezon 6'sı da bitmiş yani. Baştan sona izliyoruz şimdi diziyi. Neyse şeye dönersek yani bir de, bir de böyle bu bölümün bu casusluk, espiyonaj, savaş, diplomasi yani ulan adama güvensek savaş çıkacak güvenmezsek herifler belki hmm. filo geliştiriyorlar İşte koloni yapmışlar abi kol koloniyi de hani bakıyorlar koloniyi göremiyorlar ulan cloaking teknolojisiyle ya koloniyi de sa <laughs> sapladılar, sapladılar. Şey bak şimdi ne yapacağız bin tane iş yani çok güzel çok dinamik bir bölüm açıkçası akıyor yani şey gibi değil mesela örnek verirsen bir önceki bölüm bir önceki bölüm sevmediğim bir bölüm değil ama politik bir şeyler işlenirken yani bir yandan da e, bilmem ne alayında Stryker öptü mü? Beriki genetiğini değiştirdi mi? Fotoğrafı büyüt bakayım, ge geliştirelim. Çözünürlüğü yükselt. Aa kız 53 yaşında falan. Evet. Ya bunlar tabii güzel. Yani anladın mı? Bunlar da olacak. Her bölüm her bölüm bu bölüm gibi olamaz ama her sezon bir iki tane böyle bölüm çıktığı vakit diyorsun ki oh diyorsun ya. Start. Bu, bölüm, bu bölümün plotları iç içe geçiyor. Zaten bak DT'de başladık. Ee, Karakter geldi Data mesela şey diyor Picard'la olan muhabbetlerinde işte Picard diyor ki bak geri dönemez bir savaşın eşine girebiliriz. Her şeyin kaydını al diyor. Orada birkaç konu daha dönüyor. Data da diyor ki yani şey çok heyecanlı yani herkes çok te tedirgin bir yandan da heyecanlı. Bunun için e, ne yapacaksınız mı diyor. Şimdi tam oraya hatırlayamam ama Picard şey diyor noktada Henry 5 muhabbetine bağlamak için o plotu. Ben Henry gibi askerlerin arasında gezemem zaten diyor. Yani öyle bir tedbirli kıyafet gidip şey yapamam diyor. Ya buradan oradan alıp bağlaması bir yandan yine arka planda Daitanın Rafoch'ta la muhabbetlerinde işte ya sen bu kararı mesela Rafoch diyor ki kesin oradalardır falan diyor. E, nasıl anladın diyor? İçgüdü diyor. Yani zaten insan mantıklı şeyleri koyar, sayısal şeyleri hesaplar. En son puzzle'da bir parça kalır. O parça işte insanın insan olduğunun kanıtıdır içgüdüsüyle tamamlar puzzle'ı ha falan diyor böyle işte. Beri nokta ne Picard işte Data'nın aldığı kararı evet bak şimdi daha insani düşündüm falan diyor. Data'nın plotu da hani kopuk değil. Diğer bölümlerde konuşuyor. Devamlı böyle buna refere ediyor. Bu bölümde olanlara refere ediyor. O yüzden de güzel evet. işte yani. Ya Rob de çok iyi kurgulamışlar. Yani ilk bir geliyor Yavruv. gemiyi <laughs> patlatıyor. Ben diyor çok yüksek rütbeli birisi değilim. Size önemli bilgi getirdim diyor. Aklınca evet. teslim olmayacak o kadar falan. Tabii bir Son yandan düşünüyor Millet'in de... yani. Tabii. Ondan sonra kim olduğu anlaşılıyor. Ben size tek bir bilgi vermeye geldim. Her bilgiyi veremem diyor. <laughs> e biz sana nasıl güvenelim o zaman diyorlar bunlar da haklı olarak. Adam da siz bilirsiniz falan çekiyor. En nihayetinde adamı bu arada tuzak kurulduğu ortaya çıkıyor. Dizinin bölümün finalinde. Adamı her aylarca gizli yanlış bilgisiz duruyorlarmış. Ee, ve bu yanlış bilgiyle adamı yemlemişler. Çünkü adamın açıkçası iltica edeceğinden endişeleri varmış zaten öbür evet. tarafında. Sürmüşler yani zaten. Herif. Buna yanlış bilgileri bir verelim. Bakalım sızdırıyor mu? Herif hakikaten sızdırıyor. Bu sefer bizimkiler herife uyup, uyup gittikleri zaman e, neutral zone'a düşmanca bir sebeple bizimkiler girmiş oluyor. Suçlu durumuna düşüyorlar. Bu sefer de Romulanlar çıkıyor. ya Teslim olun. Sorgulayacağız sizi. Öldüreceğiz falan filan. Savaş falan vardı. geldi falan. <laughs> falan ters ediyorlar baya. Yani aslında o amiral karaktere de üzülüyorsun baya. Çünkü herif iyi niyetlerle yola çıkmış ama çok kötü kuzak kurulmuş herife. Yani e, onun çok güzel yani bir şey, diyaloğu var orada. Hangisi? Şey diyor ya e, sen diyor Norkan alt postundaki kıyımın komutanıymışsın diyor Picard. İşte eee? ama diyor bizim orada diyor Norkan seferi diyorlar işte. Ben bir tarafta kahramanım bir tarafta e, kasabım işte bunu nasıl çözeceğiz bu konuyu gibi bir laf ediyor. Orada zaten Picard böyle bir şey oluyor yani evet falan <laughs> bir kafası gidiyor orada yani. Çok çok güzel yazmışlar zaten yarok karakterini. Tabii. Yok işte ben biraz herhalde bunu şimdi aslında bağlantılı olduğu yılda farklı bir dizi daha izleyip Soğuk Savaş'ın ne kadar adamların gündeminde olduğunu fark edince çok çok Soğuk Savaş bir halmiş bu. Sonra Gomalak abi çıkıyor bölümün devamında biliyorsun. Gomalak abi birkaç bölüm önce kör asker yüzünden böyle aa kör asker mi varmış ya sizde? <laughs> Vallahi haberim <laughs> yoktu. <bana. gülüyor> e, Tam yavşak ya. Kumala abi bu sefer çıkıp aşırı kötü adam pozları ama böyle bu kadar kötü adam olmaz böyle. Yani Picard şimdi elime düştüm <laughs> Oğlum Picard orada tavrı çok ama böyle giriyor ya. Ha ben mi düştüm hadi bakayım. Aa. <laughs> evet evet ya. bu bölümün sonunda laps arkadan Klingon gemileri çıkınca oğlum, çok güzel olmuyor mu ya? Bir ayağa kalktım. <laughs> Picard manevrası yaptı. Işte Aynen oğlum. manevramı yaptım. Bir de böyle Worf'a döndü. Teşekkür ederiz Sayın Worf falan. <laughs> Yani çok e, tatlı bir bölüm yani hakikaten e, şey nasıl söyleyeyim? Hani şu kadarını Marvel Cinematic Universe'te biliyorsun Kaptan Amerika Winter Soldier'da yaptılar. Hala evet, Marvel ee. evrenin en iyi filmlerinden bir tanesi diye Kaptan Amerika Winter Soldier'dan çok bahsediliyor güzel. ya. Çok güzel. Bu da yani. öyle bir bölüm. Yani hakikaten top düşmüyor, bir an bile düşmüyor top böyle. Ulan herif bir şey çıkacak. Bak kovalamacadan bir şey çıktı. Gemiyi patlattı herif, amiralmiş. Ulan herifin de çocuğu varmış, çocuğunu bırakmış gelmiş. Federasyonlar arıyorlar, Federasyon diyor abi konu sizde biz yetişemiyoruz. Bilmem ne. Abi bir takım olaylar dönüyor böyle. Akıyor gidiyor yani show gibi bölüm gerçekten. Ya Picard'ın şey de çok iyiydi. Bak Picard bir de böyle şey de yok adamda. Aslı adamın bağlılığı gerçekten güzel bir hayata ya. Yani herkes güzel bir hayat yaşasın istiyor. Romantiklik diyoruz belki. işte oradaki gidip 60'lar 70'ler Fransa'sında yaşasak yaşamak istiyor. Bir dedektif gibi de yaşamak istiyor. Diğer insanların hayatına böyle girip e, düşmanca davranmak istemiyor. Burada bile doğru kararı alıyor. Planını yapıyor. Strateji kuruyor. En son diyor ki beraber ölelim mi? Hani bunu şey gibi yapmıyor yani. Romulan'a bakıp heyt be ölüyor muyuz lan? Falan böyle şey gibi yerekli delikanlı gibi değil yani. Bütün planı kurduktan sonra yine aslında kozları eline alıp e, ya çok iyi bir stratejist abi herif. Yani dünyanın hayal edeceği bir e, her ülkenin hayal edeceği bir yönetici gibi adam yani. <laughs> çok tatlıydı burada ya. Beraber ölelim mi? Nasıl bir şey oğlum? O kadar öyle çıkıp da onu demek falan çok acayip kafalar yani. Valla en en nihayetinde de iltica eden komutan kendi canına evet. kıyıyor zaten. Tuzağa düşürüldüğünü anlayınca. O da kötü bir şey tabii. Aslında yıllarca hizmet ettiği. Etmeyi... Yani şey çok ilginç bak. Adam şimdi geçiyor pikartların tarafına ama diyor ki ben size tek bir bilgi veririm. Bu da savaşı çıkartmamak için Başka da bir bilgi vermem. Hani gemisinde patlatıyor teknoloji sızdırmamak için. Başka da hiçbir bilgi vermem diyor. Yani adam aslında çok ilginç bir şekilde vatanına bağlı. Yani vatan da demeyeyim de işte yani vatan aslında. Yani onu, Doğru he. lan vatan gezegenden büyük bir şey herhalde. Vatanına bağlı herif sonuçta. Tabii. Yani anladın mı? Ee, ülke değil yani düşünce. Koca bir galaktik federasyon gibi bir şey Romulan adı. <laughs> adam neticede şey. vatanına bağlı ama e, savaş istemiyor abi. İnsanlar ölsün istemiyor. Savaşı durdurmaya çalışırken bu sefer Hain durumuna düşüyor. Bakıyor ki bir de üstelik işin kötüsü belki şey gibi bir plan görmese bu adam. İşte yok Nelvana sisteminde bir sürü gemi var. Buradan federasyonun içine çökeceğiz vereceğiz bombayı diye planlar görüyor bu herif. Bunları görmese belki gidip iltica etmeyecek. ihanet etmeyecek vatanına. Evet. Yani Aslında herifi ihanet etsin diye yemliyorlar. Bu da bir zalimlik. Yani çünkü adam Yıkılıyor oturuyor aslında görevinde. Yani adamı zaten sürmüşler bir de ekstra bir yere. Ekstra bilgi de vermiyorlar herife. Bir de yemliyorlar. Hem sürüldü hem yemlendi. Adam artık belli bir çizgi yaşıp ihanet ediyor ama sen ihanet etsin diye birisini zorlarsan herkesi ihanet ettirebilirsin yani anladın mı? Aslında evet. yaptıkları Romulanlar yine burada götük Büyük ihanet şey. edici ihanet ettin oluyor. Ama Elif bir yandan da hala vatanını seviyor. Federasyona ekstra bilgi ve... Yani o noktada mesela komutan giderek intihar edince ben şeyi de düşündüm. Hani komutan şey demiyor hani. Abi Romulan üst yönetimi bana ihanet etti. Ben gel şimdi size anlatayım. Getirin kağıt kalem. Bak abi biz işte radarları böyle çalıştırıyoruz. Tabii. <laughs> i̇şte görünmez görünmezliği böyle yapıyoruz. Ver bir kalem daha ver DAT'a. Yaz oğlum böyle yapıyoruz. Diye. Her şeyi döker 40 yıllık komutan. Yine canına kıyıyor falan diyor. Yani böyle hakikaten onurlu bir adam çıkıyor. Fikat da oradan bağlıyor ya zaten. zaten. Yani bu kadar cesur adamlar Romulanların tarafında 3-5 tane daha olsa biz zaten savaşçısı çözeriz bu işi falan'a getiriyor. Güzel yani şey bir bölüm. Hiçbir karakter de boş atmıyor böyle açıkçası yani. Hiç hiç atmıyorlar. Ya zaten e, Romulan plotu şeyde de var değil mi? O Worf'la aynı gezegene düşünce Worf onu kurtarıyordu falan. Oradaki de Romulan. Or işte. aynı, aynı şey aynen, onun ha. devamı. Bu bölümde ondan bahsediyorlar zaten. Aynen, diyorum, aynen. Şey, e, Romulan fizyolojisine hakimsin diyor Krasir'a. Yakınlarda bir mevzu yaşadık oradan biliyorum diyor. Orada Worf'a bir kesik atıyor. Yani Worf <laughs> kanını vermemiş. Evet. falan. Hani zaten Gomalak da oradan yani yine şey o bölümdeki tartıştıklarıyla bu yine yani. Tom, Belli ki Gomalak'ı göreceğiz daha Gomalak. Tomalak. Kadar. <gülüyor> <gülüyor> Komalak ya, diye cila var bu <laughs> bir tane. Bilmiyordum. <laughs> ya, ya Türkçe böyle şey bazı tuhaf tuhaf dükkanlarda bulursun Gomalak Sonda da şey güzel bu arada onu söyleyecektim. Ee, ya fikir önemli ya karakterden çok. Biraz bir Atatürk vari bir şey. Yani benim bedenim bir gün toprak olacak ama Fikirlerimi bakın siz muhabbeti. <laughs> Mektup yazıyor e, Yarok. Diyor ki yani mektubu nasıl görecek abi? Yani götüremeyiz yani çocuktan ulaşmıyor. İşte diyor onun gibiler varsa diyor ileride bir gün oraya gidebiliriz ve mektup onlara ulaşabilir diyor. Bu da çok güzel bir cümle. Aslında hani kişilerin aldığı kararlar insanları öldü ama fikirler de kurtarıyor işte. Çok güzel bağlamışlar Plot'u da orada. Güzel güzel valla. Bu bölüm evet. Bu sezonun ben favori bölümlerimden yazarım bunu yani. Bu sezon favori. Evet. Dersi. Yani şey e, alıştığımızın biraz daha ötesinde bir kalitesi olan bir bölüm açıkçası. Özellikle yazarlık açısından. Yani Kesinlikle. böyle fantastik şeyler olmuyor. Q gelip parmaklarını şıklatmıyor Anladın mı? Böyle ekstra fantastik bir şey yok aslında. Ee, güzel bir bölüm gerçekten. Çok. Ronald D. Moore yazmış bu bölümü. Eline ok. sağlık. Kendisini öpüyoruz. O zaman bir sonraki bölüm 3. sezon 11. bölüm The Haunted bölümü olacak. O bölümde görüşeceğiz. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.